Babasının kuzusu Pembe Puding Nihal Can'dan tahliye oldu arkadaşlar. Nihal Can'dan hepimiz istesek de istemesek de katıldığı yarışma programlarından maalesef mecburiyetten tanıyoruz. Programdaki konuşma tarzlarından, hal hareket tavırlarından dolayı hakkında konuşturmayı başardı ve istediği fenomenliğe bu sayede ulaştı arkadaşlar. En kısa para kazanacağım yol ve elimi şöyle bile kaldırmadan. Peki bu Nihal Can'dan ablamız neden cezaevine girdi? Bilmeyenler için gelin bir hatırlatma yapalım. Suç örgütüne üye olma, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hem Nihal Can'dan hem de kız kardeşi Bahar Can'dan gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmışlardı. 6 aydır tutukluluğu devam eden Can'dan'ın tahliye edilmesi sebebi anoreksiya nevroza, yani yeme bozukluğu ve hızlı kilo verme hastalığı. Bu hastalık nedeniyle kendisi 37 kiloya kadar düşmüş ve cezaevinde tedavisi devam edemeyeceği için doktor raporuyla tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra birçok haber programları, birçok YouTube kanalı onunla röportaj yapmak istedi ve bir haber programının teklifini kabul etti. Yaptığı röportaj da aynen şöyle söyledi. Hatalarımız vardır, doğrudur. Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı dedi. Aynen. Tamam kanka, inandık. Sıkıntı yok da sen şey yapsana. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Neyse arkadaşlar, uzatmayalım. Asıl konumuza gelelim. Sonra bu röportaj esnalarında kuaföre gidip saçını başını yaptıran Nihal Candan'a bayağı bir tepki yağdı. Geri içeri girsin, tedavisi olmak yerine kuaföre gidiyorsa hasta değildir, hiçbir şey yoktur ve haksızlık diyenler oldu. Ben böyle söyleyen arkadaşlara katılmıyorum. Evet, kızgınsınız, biliyorum. Suçlu olduğu ve kara para akladığı için her şey müstahak olduğunu düşünüyorsunuz. Bir nebze haklısınız ama bu tahliye süreci içerisinde kuaföre gidip bakımını yaptırması çok doğal bir durum arkadaşlar. İlla yatak döşek olacak hali yok. Zaten kapıldığı hastalık da yatak döşek olarak geçirilecek bir hastalık değil. Tabii hastalığın evresine ve durumuna göre değişir. Bunlar çok anladığım konular değil. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Ama cezaevinde tedavisi sağlıklı olmadığı ve yetersiz olduğu için tahliye oldu. Tedavisi olduktan sonra sağlıklı düzeye geldiğinde cezaevine girebilir. Ki zaten şu anda hala daha tutuklular. Hükümlü değiller arkadaşlar. Yani kesinleşmiş bir cezaları da yok. Ne kadar, nasıl, ne şekilde bir ceza alacağını da bilmiyoruz. Bu tahliye süreci içerisinde psikolojik açısından kuaföre gidip bakımını yaptırması, geri içeri girmesine istememe sebep olacak bir durum değil. Sonuçta buna bizler karar verecek değiliz. Yani büyütülecek yanlış bir şey yok bence. Zaten suçlu olduğunu biliyoruz. Kendisi de bunu inkar etmiyor. Cezaevinde ölme riski taşıyan birini cezaevinde barındırmak insan haklarına aykırı bir durum. Ama şu konuda bunu söyleyen arkadaşlara hak veriyorum. Gerçekten cezaevinde çok daha kötü durumlarda olan insanlar var. Yataktan kalkıp mahkemesine katılamayacak mahkumlar varken bu gibi insanların daha kolay daha önce tahliye olması adil değil tabii. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben Adalet Meslek Lisesi'nde okurken cezaevinde gardiyan olarak eğitim gördüm arkadaşlar. Bu eğitim sürecinde böyle insanlarla çok fazla karşılaştım. Hem iki gözü kör hem de belden aşağısı felçli 60-65 yaşlarında adamın paşalar gibi ceza yattığına şahit oldum. Böyle daha kötü durumda olan insanların cezaevinden tahliye olmamasının tek nedeni maddiyat tabii ki de arkadaşlar. Arkasında koşturacak, tahliye olması için mahkemeye başvuracak bir avukatları falan olmuyor. Genelde fakir fukara insanlar oluyor. Bu yüzden orada kalmaya devam ediyorlardı. Eğer işlediği suç da biraz da ağır bir suçsa arkadaşlar, kimsenin umurunda olmuyordu açıkçası. Tabii ki de herkesin işlediği suçun cezasını çekmesini isteriz. Bu Pembe Puding kardeşlerin de cezalarını sonuna kadar hak ettikleri şekilde çekmesinden yanayım. Umarım öyle de olur. Herkes işlediği suçun cezasını çeker. Umarım adil yargı gereğini yapar. Ama işte insan adil yargı ve Türkiye deyince kafalarda oluşan hemen soru şartlarıyla karşılaşıyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, bizim ülkemizde yargı herkese karşı adil, herkese karşı müthiş işlediği için içimiz hep rahat yani. Sağ olsun asrın lideri bugünlere bizleri getirdi ya, Allah tuttuğunu altın etsin be. Pardon, ayakkabı kutusu yapsın paşam. Dergi ödüyorsun. Ben ödüyorum. Yarın öbür gün Dilan Polat'la tahliye olursa ben hiç şaşırmam arkadaşlar. İlla ki bir hastalık nedeniyle ya da bir başka sebeple onun da tahliye olacağını düşünüyorum. Biraz olaylar durulsun, onlarda da bir gelişme falan olur illa ki. Takibindeyiz. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz ne olup ne biteceğini. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı, görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki podcast'te görüşmek üzere dostlar.